Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün şu an bir canlı yayındayız. Bu videoyu sonradan yükleyeceğiz. Anında açmayacağız. Önceki canlı yayınlarda olduğu gibi video olarak yükleyeceğiz. Size bir soru sormuştuk. Onun üzerine konuşacağız bugün. Soru neydi? Onu bir hatırlayalım önce. Daha doğrusu bir anket yapmıştık toplulukta. Ona verdiğiniz cevaplar üzerinden aslında konuşacağız bugün. Önce kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Belki ara ara işte sizin de tekrardan fikirlerinizi alarak bir sohbet yürütüyor olacağız. O zaman düşüncelerimizi paylaşmadan önce şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Topluluk bölümünde ona katılmayanlar varsa yorumlar kısmına yazabilir. Sorumuz neydi? Hangisi daha zor sizce? Görememek mi, duyamamak mı, yürüyememek mi, konuşamamak mı? Evet, sizin düşünceleriniz ne? Devam edeyim mi? Evet. Ben yine yanlışlıkla senin sözünü kestim. Ama bu davranışımı bayağı azaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. İlk videolarda kendimi izlemeye tahammül edemiyorum. Neyse devam ediyorum. Soru işte hangisi daha zor, görememek mi, duyamamak mı, yürüyememek mi, konuşamamak mı? Ben önce çok kısa aşkım şeyden bahsetmek istiyorum. Sonra sözü sana devredeceğim. Bu anketi yapmak nereden aklımıza geldi? O aklımıza nasıl geldiğini ben bir kısaca anlatmak istiyorum. Evet, çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar biz böyle Recep'le çay içiyoruz, oturuyoruz. Böyle yani ben ara ara düşünürüm. Yani hepimiz zaten her an düşünürüz. Saçma bir şey oldu. Yani aklıma şey geldi. Acaba hani yani görememek yani engel türümü seçebiliyor olsam ben hangisini seçerdim diye bir düşündüm. Sonra da şey dedim yani hani görememek bana şu an mesela daha kolay geliyor. Diğerleri daha zor geliyor. Onun üzerinden bir Recep'e de sorayım dedim. Ya duyamamak falan tam olarak sana ne sorduğumu hatırlıyor musun? Tam hatırlamıyorum. Ya işte duyamamak da çok düşünsene duyamamak zor olmaz mıydı gibi bir soru sordum. O da hayır ya insanlar genelde aslında görememek daha zor diye düşünüyorlar falan dedi. Hani bize duyamamak daha zor geliyor ama gibi bir şey dedi. Yani ondan sonra dedik ki hani bu konu aslında tam anket yapılacak bir konu. İnsanların da fikirlerini alırız. Hatta Recep dedi ki en çok görememeyi seçer insanlar. Ben hayır seçmezler dedim. Ama herkes görememenin en zor olduğunu düşünüyormuş. Sonuçlar beni şaşırttı arkadaşlar. O kadar video çekiyoruz çünkü. Ama hala yine de görememenin en zor olduğu düşünülüyor. Tabii bu işin şakası. Hani boşuna mı çektik falan diyeceğim ama tabii ki bunlar şaka. Sonuç olarak bu sonuçlar bizi şaşırttı. Sonuçları söylüyorum. Beni şaşırtmadı. Yani beni şaşırttı. Şey kulaklığın verir misin aşkım? Bir sol kulağımı takayım ben. Seni sağ kulağımla tam duymayayım. Şu an çok... Tamam. Şey kutuyu da ver. Tamam buyur. Beni şaşırtmadı arkadaşlar. Çünkü zaten dünyada da hep böyle bu tür araştırmalarda bu sonuç çıkıyordu. Belki yani aslında daha fazla bile çıkar mıydı acaba? Bizim kanalın olumlu mu etkisi olduğu, olumsuz mu etkisi olduğu bunu çok merak ediyorum. Tabii bunu şey yapmak çok zor. Ispatlamak çok zor. Neyin nasıl olduğunu bilmek çok zor. Ama sen niye şaşırdın? Ya şöyle bu arada bence bizim kanalın olumlu bir etkisi oldu. Çünkü bunu yorumlardan anlıyoruz. Şu şekilde çok yorum geldi. Ben o gönderilen yorumların çoğunu okudum. Dediler ki hani sizin kanalı tanımadan önce görememek derdim. Ama şu an işte yürüyememek diyorum ya da duyamamak diyorum gibi yorumlar çok geldi açıkçası. Yani kanalın olumlu bir etkisi olduğu çıkarımında bulunabiliriz yorumlara baktığımızda. Ben şuna şaşırdım. Ben insanların görememek diyeceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü yani baktığımda bana duyamamak en zoru gibi geliyor bu arada. Çünkü göremediğin için bence. Yani şöyle hani seçecek olsaydım ben engel türümü görememeyi seçerdim kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Şu anda senin en çok kullandığın duyu organı hangisi? Yani hem dokunma hem işitme. Ama en çok hangisi? Ya ama aşkım en çok işitmeyi kullanıyorum da bu onunla ilgili değil. İşitmeyi kullanıyorsun ve doğal olarak da sana en çok o işitmeyi kaybedersen zor geliyor. İnsanlarda şöyle bir şey var. Mesela edindiği bilgilerin %80'i diyor. Ne bileyim işte günlük hayatlarında her şey aslında görmek. Doğal olarak böyle olunca da onlar da görmemenin en zor olduğunu düşünüyorlar. Tamam sen şimdi diyeceksin ki ben görseydim de muhtemelen duyma hayır onu ederdim. Bilemem. İşte bilemezsin. Onun için şu anda var olan en çok kullandığından yola çıkarak duymayı seçiyorsun bence. Tamam konuşabilir miyim? Tabii ki. Şöyle
Ben bu düşüncene katılmıyorum. Benim duymayı seçmemin sebebi bambaşka bir şey. Ne? En çok kullandığım şeyin duyma olması değil. Duyamadığınızda işaret diliyle anlaşıyorsunuz ve toplum tarafından işaret dili çoğunlukla bilinmiyor. Ve arkadaş çevrenize kadar aslında sınırlanmış oluyor gibi düşünüyorum. Tabii bunu şöyle arkadaşlar, yani bizim de diğer engel gruplarıyla ilgili bilgi sahibi olmamamız çok mümkün olabilir. Burada benim diğer engel gruplarıyla ilgili verdiğim bilgiler yanlış olabilir ama ben öyle düşünüyorum. Yani hani herkesle arkadaşlık bile kuramamak, işte sosyal olamamak, insanlara derdini anlatamamak. Yani benim için çünkü iletişim, işte yaşadığım sıkıntıyı paylaşmak, insanlarla böyle herkesle işte selamlaşabilmek, konuşabilmek. O yüzden yani ben işitmeyi, yani duyamamak bana en zor gelirdi. En çok kullandığım duyu o olduğu için değil. Yoksa yürümeyi de çok kullanıyoruz yani. Onu seçebilirdim. Yani dediğin gibi bu senin görüşün. Ondan dolayı diyorum. Görememenin, bu arada biz sonuçlara vermedik değil mi? Verelim. Veriyoruz. Söyleyeyim mi? Evet. %62 görememek. %22 yürüyememek. %11 konuşamamak. %6 da duyamamak. Bunlar tabii küsuratları var. Ama 4400 kişi katılmış arkadaşlar anketimize. Evet. Katılan herkese bir kez daha teşekkür ederiz. Yani belli noktaları konuşmak lazım. Aynen. Ya şöyle dediğim gibi zaten benzer araştırmaların hepsinde görememek önde çıkıyor. Yapay zekaya sordum. Sence hangisi önde çıkar dedim. O da görememeye çıkardı. Yani aslında herkes görememeye çıkarıyor. Çünkü bunun birçok sebebi olabilir. Yani şöyle, zaten kullanılan dile baksak bile görememenin önde çıkacağının aşikar. Niye aşikar arkadaşlar? Deyimler olsun, atasözler olsun, ne bileyim, hayata dair her şeyde bir görmek kelimesi geçiyor yani. Görmenin hayatta çok ağırlığı var. Özellikle günlük hayatınızı düşünün, gören insanlar olarak düşünün. Zaten şey, insan işte edindiği bilginin %80'ini gözleriyle edinir falan gibi. Yani hayatın her alanında görünmemenin büyük bir ağırlığı var. Öyle olunca da görünmemenin insanlar doğal olarak çok zor olacağını düşünüyorlar. Bu birinci boyutu. Bir şey söylemek istiyorsan söyle aşkım. Yok. Şöyle, en son ben konuşayım. Çünkü ben biraz daha insanların yorumlarda yazdıkları üzerinden olayı nasıl algıladıkları üzerine konuşacağım. Tamam. Yorumları okuduğum için. Aynen. İkinci boyutu şey olabilir. Hani yine o Türk filmleri, ne bileyim işte yaşanmışlıklar, işte daha doğrusu duymuşluklar falan da etkilemiş olabilir. Ama tekrar dediğim gibi işte örneğin şey, akşam otururken elektrik kesiliyor, karanlık oluyor her taraf. İşte orada diyorlar ki görememek böyle bir şeymiş deyip korkabiliyor insanlar. Yani ben açıkçası görememenin önde çıkmasını kesinlikle şaşırmadım yani. Dediğim gibi belki de bizim izleyicilerimiz olmasa daha yüksek bile çıkardı. Muhtemelen daha yüksek çıkardı. Ben artık ona katılıyorum. O zaman biraz yorumlar üzerine konuşalım mı? Ya da sen, olur. Mesela sana göre hangisi, onu cevaplamadın ve nedeniyle birlikte. Yani sence görememek mi, duyamamak mı? İşte konuşamamak mı, yürüyememek mi, hangisi en zor olur ve neden? Önce bu senin cevabını alalım. Ben ya cevabımı verdim. Şöyle diyeyim. Ben önceden gördüğüm için, hani bildiğim için diyorum. Tekrar geriye sararsak bence de görememek en zoru. Hadi ya. Aynen. Böyle çünkü, düşünüyorsun. Aynen. Çünkü diyorum ya, hani biz şu anda alıştığımız için bize, ben şu anki bakış açımla duyamamak da çok zor geliyor, konuşamamak da çok zor geliyor, yürüyememek de çok zor geliyor. Ama görememek o kadar zor gelmiyor. Niye? Yaşadığımız hayat, alıştık, onun için onlar kadar zor gelmiyor. Ama her şeyin eşit olduğunu düşünüp biraz daha geriye çekersem kendimi, gördüğüm günlere çekersem görememek daha zor gelirdi yani. Çünkü yani sabahtan akşama kadar günlük hayatında iş, güç, her şey de gözün ön planda yani. Onun için bir insanın görememenin çok zor olduğunu düşünmesi gayet normal. Anlıyorum. O normal de ben cevabını anlamadım. Şimdi
şu anki bakış açınla. Zaten görmek gitti, işi yürüyememek, iş hayır, konuşamak, hayır. Duyamamak. Bunlardan birini tercih ettim. Şu anki bakış açınla görememek, duyamamak, yürüyememek, konuşamamaktan birini. Yani görüyorken onu seçerdim diyorsun ama şu anki bakış açındaki cevabını soruyorum. Ya şu andakinde de otomatik yine görememek olarak, diyebilirsin yani. İşte otomatik onu olarak anlamaya çalışıyorum. Otomatik olarak orada da şöyle devreye giriyor. Zaten ben görememeyi deneyimlediğim için diğerlerine gidemem. Gitmiyorum. Çünkü niye? Zaten görememek elimde var. Ben onu artık biliyorum. Ya onun şu için an o zaman görememek korkunç, demiyorsun yani. Diğerleri korkunç geliyor tırnak içinde yani. Deyim olarak korku içinde geldiği için, bilinmezlik olduğu için şu anda farklı bir şey derim. Tamam, şu anda ne dersin? Şu anda ne derim mesela? Duyamamak diyebilirim yani. Çünkü niye? Neden? İşte şu anda benim de hayatım nasıl bir insanın büyük çoğunluğu şeyse, görmekse benim de artık büyük şeyim duyamamak, duymak. Duyum işte günlük hayatımda %80'i duymaksa %10'u da dokunmak. Koklamak, işitmek yani çok az geride kalıyor yürümek. Ama görememek demezsin şu anki bakış açına. Zaten şu anda göremediğim için onun için. Hayır aşkım, şu anki bakış açına sahipsin, tamam mı? Tamam. Görememenin de görmenin de ne demek olduğunu biliyorsun, tamam mı? Ben sormak istediğimi soramadım, tamam mı? Ama şu an sen engelsiz birisin. Tamam. Yani ama görememenin ne demek olduğunu bilen bir bakış açınla soruyorum. Görememek mi, duyamamak mı, yürüyememek mi, konuşamamak mı? Yani yine duyamamak derim. Çünkü niye? Yine görememek demezsin yani, gören biri olsan. Ya şöyle... O yıllara dönerek değil şu anki bakış açın. İşte o yıllara dön... Otomatik olarak bu sefer körlük yıllarıma dönerek diyorum. Çünkü niye körlüğü biliyorum artık. Yani bilen biri olarak körlüğü seçmezdim diyorsun. Tamam. Aynen. Ama bilmiyor olsam en zoruna körlük derdim. Tamam. Aynen. Evet, biraz ben bu olayı şey yaptım, sorguladım. Çünkü çok karmaşık cevaplar verdin aşkım. Tamam. Ya da belki anlatamadım galiba. Belki ben anlamamışımdır. Ben anlamadıysam da... Arkadaşlar bu arada beğenilerinizi unutmayın lütfen. Evet. O zaman şöyle bir de bir şey daha söyleyecektim ben. Ha arkadaşlar, bir de mesela ben de en zoruna duyamamak diyorum. Sonra herhalde konuşamamak derim. Sonra yürüyememek, sonra görememek derim. Çünkü görememeye alıştığım için muhtemelen, Recep'in de dediği gibi. Ama şöyle bir şey var. Mesela yürüyememeyi de şu yüzden istemezdim. Yani hayatınızı çok kısıtlıyor. Tamam, görememek de kısıtlıyor da. Mesela işte bir kaldırımda rampa olmaması bile aslında bir tekerlekli sandalye kullanıcısı için bence daha büyük bir engel oluşturabiliyor. Yani ben kılavuz çizgi yoksa yine bir şekilde oradan yürüyüp geçiyorum ama yani bence tekerlekli sandalye kullanan bir kişi için bazı düzenlemelerin yokluğu oraya gitmesini engelliyor. Yani tamam, benim de belki engelliyordur ama o kadar engellediğini ben düşünmüyorum. Yani zorlanıyorum o ortamda ama yine var olabiliyorum diye düşünüyorum. Yanlış mı? Ya şöyle hani... Ya sende şöyle bir durum var. Ben görmeyi de bilmiyorum. Aynen, görmeyi bilmediğin için doğal olarak onları da hayal edip kıyaslaman çok zor. Mesela evet, yürümekle ilgili empati kurabiliyorsun. Çünkü mesela şu anda kalkmamak demek aslında yürüyememenin, ya tam empati olmuyor ama ne demek olduğunu üç aşağı beş yukarı anlayabiliyorsun. Ama görmekle ilgili böyle bir şeyi kuramıyorsun. Evet. Öyle de olunca doğal olarak görmenin, şimdi yorumlara falan da yazıyorlar. Ayşe işte görmemeyi tam kabul edemiyor falan gibi değil. Öyle değil. Ayşe görmeyin ne demek olduğunu bilmediğiniz için arkadaşlar kıyas yapamıyor bence şu anda. Ya göremediğimi kabul edememek değil işte, sebepleriyle açıklıyorum. Aynen, hani onun kıyasını yapmak çok zor. Şöyle de oluyor. Biz mesela farklı engel gruplarından arkadaşlarla da bir ortama falan gelince de şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki ortopedik engelli, bedensel engelli bir arkadaş. O bizim hayatımızda yaptıklarımıza çok şaşırıyor. Biz de onlara çok şaşırıyoruz yani. Aslında birkaç tarafın engelli olup olmamasından ziyade... Herkes bilmediği şeye şaşırıyor arkadaşlar. Hayatın özeti bu aslında. Ve herkes bilmediği şeyin bir nevi esiri gibi olmuş oluyor. Ama aşkım, ben gerçekten şöyle düşünüyorum. Şimdi gerçekten bir baston kullanıcısı olmakla bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olmak arasında bence fark var. Bastonla
Bir şekilde aşıyorsun engelleri ama tekerlekli sandalyeyle öyle aşamıyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Bir görememenin getirdiği dezavantajlarla yürüyememenin getirdiği dezavantajlar arasında da o ortopedik engelliye göre çok büyük fark var. Yani o bilmiyorum. Yani işte tam ben yürüyemiyorum ama belli işte araçlarla gidiyorum, ne bileyim işte bir deniz kenarına gidip işte manzarayı görebiliyorum, ne bileyim işte açıp gazetemi okuyabiliyorum. Bu Tabii benim araba için falan büyük bir kullanıyorlar. nimet. Sen işte onları yapamıyorsun. Ben de gidiyorum deniz Tam kenarına ama ya arabayla gidiyorsun gidemiyorum ama onun bakış mesela. açısıyla düşün yani. O da o şekilde bakaraktan bunları söyleyecek. İşte yani öyle bakan birini bulup konuşmak İşte lazım. onun için kıyas yapmak çok zor. Ya işte ama hani dediğim gibi ben görmenin ne demek olduğunu bilmediğim için herhalde bana kesinlikle diğerleri çok daha zor geliyor. O yüzden de bu sonuçlara zaten biraz o yüzden şaşırdım. Bir şey daha Ya sana söyleyeceğim. göre zaten görememek aslında hayatın bir rutin yani. Evet, biraz rutin. Yani Ya tamam şöyle herkesin çok zor aşkım. dünya Görememek yok. kolay değil Ya yani. şöyle dünyada birçok insanın gördüğünü biliyorsun. Görmenin işte ne demek olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyorsun. Ama görememek senin rutinin olduğu için tam onu şey yapamıyorsun aslında. Yani var olduğu gibi hissedemiyorsun. Yani bilmiyorum. Çok da öyle değil herhalde ama yani ya şöyle hani görememek işte çok müthiş bir şey falan gibi de algılanmasın. Yani ben tabii ki hayatımda keşke de görseydim falan dediğim şeyler oluyor ama bu genelde tabii insanların çıkardığı engellerle de ilgili oluyor ama bazen de yani görememenin başlı başına kendisi de zor olabiliyor. Geçen bir şey kaybettik evde 50 saat aradık mesela yani. Ama dediğim gibi bana diğerleri daha zor gelirdi. Bu arada çok ilginç bir şey daha aktarayım. Bu soruyu anneme sordum mesela. Engelli çocuğu olan biri ve beni görmüş olan biri. Annem düşündü işte tabii başta hepsi zor falan dedi. Birini seçeceksin dedim. Düşündü düşündü en son duyamamak dedi. Onun deme sebebi de şu mesela. En zor duyamamak dedi. Yani görme engelliler eğitim hayatında biraz daha fazla yer alıyorlar sanırım. En azından çevremizde gözlemlediğimiz böyle yani üniversite mezunu olma gibi Tabii konularda. tabii. İşitme engellilere oranla bu tür şeyleri de görme engelleri anında zor. Evet yani diğer engel türlerine kıyasla bence eğitim alıp bir belli noktalara gelme noktasında yani gelme hususunda daha şey yani görme engellerin daha aktif olduğunu görüyoruz bence. Öyle bir şey var. Yani şöyle de bir şey var. Görememek zor ama bence birçok insan hayal ettiği kadar da zor mudur, değil midir? Bana göre değil gibi. Ama şöyle de bir şey var. İnsanın alışmasıyla da alakalı olmuş olabilir yani bu görüşüm. Muhtemelen. Yani zaten o işi yaşamaya başlayınca normalleşip sıradanlaşıyor. Yani bizim de artık hayattaki işte kaldırımlardaki, sağdaki, soldaki engeller falan uzaktan bakan için çok can sıkıcı hatta Bizim için de öyle. bıktırıcı, usandırıcı. Bizim için de evet can sıkıcı ama bir nevi de hayata rutini gibi oldu yani artık. O ağaca vurmadan, o engellere gitmeden sanki dünya yaşanacak bir yer değil gibiymiş gibi. Daha doğrusu öyle bir dünya yokmuş gibi algılıyoruz artık. Yani evet engelsiz bir dünyayı çok hayal edemiyoruz yani. Yani... Ama gerçekten çok can sıkıcı da oluyor yani. Bugün yine bana kafayı yedirdiler de neyse. İşte oluyor ama işte bunlar da artık senin hayatının bir rutini gibi yani nasıl sabah yüzünü yıkayıp akşam işte ne bileyim eve gelip yemek yapmak gibi o işte engellilerle uğraşmak ne bileyim işte kaldırımlar onlar bunlar artık hayatının bir rutini gibi yani şey değil yani bugün farklı bir güne hiç engel yok olmuyor. Bir de şunu bence tekrar vurgulamakta yarar var bu konuşmada. Arkadaşlar gözlerinizi kapatarak görme engelliyi anlayamazsınız. Kulaklarınızı kapatarak işitme engelli birini anlayamazsınız. Tekerlekli sandalyeye oturarak da yürüyemeyen birini anlayamazsınız. Çünkü bu kişiler hayatlarının ya doğuştan ya da işte belirli bir döneminden itibaren o durumu yaşamaya alışıyorlar ve onu deneyimlemeyi öğreniyorlar. Kendilerine göre farklı yol ve yöntemlerle aynı eylemleri yapma yeteneğini de geliştiriyorlar. Yani
Gören biri belki gözlerini kapatsa yemek bile yiyemeyecek. Ama görme engelli birinde o öyle olmuyor. Yani görme engelli birini anlamayı çok istiyorsanız 5 yıl falan gözünüzü kapatmanız lazım ki buna gerek yok. Biz zaten görme engelleri anlayabilmeniz için bu kanalı açtık. Bence insanların gözlerini kapatmasına, kulaklarını kapatmasına falan gerek yok. Ya da işte tekerlekli sandalyeye oturmasına. Gözlerinizi açıp çevrenize bakmanız yeterli aslında. Ya da işte kulaklarınızı açıp engellilerin yaşadıkları sorunlara kulak vermeniz yeterli. Veya tekerlekli sandalyeye oturmak yerine sorunların çözümü için harekete geçmeniz çok daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu tür etkinlikleri ben çok desteklemiyorum diyorum. Yorumlardan biraz bahsedeyim mi? Et. Aa, güzel, evet, onlardan et. Arkadaşlar, yorumlarda ses cihazı var diyorsunuz. Bu mikrofona takınca oluyor o. Niye oluyor bilmiyorum. Çünkü benim mikrofonum biraz bozulmuş galiba. Ya Acaba ondan hani olacağını sanmıyorum. canlı yayınlarda oluyor ya. Evet. Orada öyle bir sıkıntı var. Tüh ya, bu yayını boşuna mı yaptık Yok yok, şimdi? boşuna değil. Neyse, olmazsa videosunu ayrı çekeriz. Şöyle yorumlarda da genelde şunu yazmışlar. İşte O topluluktaki o anketin yorumlarına, değil mi? aynen yani şu bugünkü yorumlara değil. Ankete gelen yorumlarda hani biz nedenini de sorduk çünkü. İşte işitme engelli olsam işaret dilini kullanırım, bir çözümü var. İşte yani yürüyemeyen biri olsam tekerlekli sandalye kullanırım, bir çözümü var. Ama görememenin çözümü yok gibi bir bakış açısı bütün yorumlarda neredeyse kendini gösteriyor. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu da işte bir arkadaş mesela manzara görememek, işte ya da güzellikleri görememenin çok kötü bir şey olduğunu söylemişti. Bu konuda videomuz var aslında, manzara göremediğimiz için üzülüyor muyuz diye. Ya şöyle, sonradan görmesini yitiren biri için belki daha üzücüdür, bilmiyorum ama ben zaten ne demek olduğunu bilmediğim için manzara görmenin, yani oradan keyif almam için onu görme gibi bir ihtiyaç da yok bende. O ortamdaki işte doğal ortamdır, işte deniz kenarındaysanız deniz ortamıdır, oradan keyif alıyorum. Neyse, o videoyu izleyebilirsiniz. Ama yani görememenin, yani sanki diğerlerinin çözümü var, görememenin yok gibi bir bakış açısı hakim yorumlarda. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bir daha sorar mısın? Yorumları dinliyordum tam. Şöyle, yani görememenin bir, ya dikkatimi dağıttın. Yani duyamazsan gülme. Duyamazsan işaret diliyle anlaşırsın. Eğer işte yürüyemezsen tekerlekli sandalye kullanırsın. İşte bir konuşamazsan bir şekilde yazarak iletişim kurarsın ama görememenin çözümü yok diyorlar. Ya şöyle arkadaşlar, görememenin çözümü aslında var. Baston. Nasıl var? İşte bir yerden bir yere gidemiyorsan bir yatıp kullanırsın. Kitap okuyamazsan bir el kitap okursun. Ne bileyim işte, film izleyemezsin, sesli betimlemeli film izlersin. Bilgisayar kullanamazsan işte ekran okuma yazılımıyla kullanırsın falan gibi. Hepsinin Onun da çözümü var bir ama. şekilde çözümleri var aslında. Ama sanki görme engelli olunca çözümler daha mı fazlalaştı? Öyle bir şey var, değil mi? Ya şöyle, diğerlerinde aslında bu kadar ihtiyaç yok bence. İşte yani şu çözümler Şöyle, fazlalaştı derken çözüme ihtiyaç gösteren çok nokta varmış, onu evet, çok, söylüyorum. aynen, çok nokta var. Mesela işitme engellisindir, daha az var. Bedensel engellisin, daha az var. Ama görme engelli olunca çok konuda ihtiyaç var sanki. Doğru. Evet, yani kesinlikle. O da biraz bunu seçmeyi sağlamış olabilir. Ama şey bakış açısı da var Neyi? insanlarda. İşte görme engelliysen Mesela bak, demişler ki baston görememenin çözümü değil ki. Yani bir ona yerden bir yere gitmenin bakılırsa, ama çözümü. tekerlekli sandalyede yürüyememenin çözümü değil ki arkadaşlar. Ya da işaret dilde duyamamanın çözümü mü oluyor mesela? Yani işte Aynı hayatın şey. amaç işte bir neyse, ona göre çözüm bulmak. Yani ama tabii çözüme ihtiyaç olan noktalar görememekte daha fazla. Ama biraz da toplumun... Bak, güzel bir soru. Tam senlik bu soru. Evet. Görmek istiyor musun? Ya tabii ki ben istiyorum. Peki İstemeyen görme engelliler de var ama yani yok değil, onu o söyleyeyim. zaman görebilmek için neyi feda edersin? Yani... Hani hayatımdaki kişiler dışında her şeyi feda edebilirim. Mesela Ne olabilir ki yani? Çok bir şeye de sahip değilim. şu andaki maaşınla ne diyelim? 10 yılını bedava çalışacaksın.
Hayatta olmaz. Yani paramı harcarım, bana ne ya? Zaten şu an hayattan keyif alabilirim yani, görmek için 10 yıllık maaşımı bedava çalışacağım. Harcayamadıktan sonra yani görmenin ne anlamı kaldı o zaman? Bana ne, iş hayatında görerek işleri yaptım. O zaman yani çalışmak için gördüm bir şey gibi bir şey oluyor. Hayatta olmaz. O zaman neyi fedakarlığı yapacaksın? Valla bilmiyorum neyi fedakarlığı. Yani ya şöyle, hani borca bağlasalar maaşımın yarısını veririm 10 yıl. Ama tamamını hayatta vermem. Yani. Ya evim olsaydı, yani şu an kendi evimizde falan oturmuyoruz ama satardım. Yani evim olmayınca ben de satardım. Sen neyini verirdin görmek için tekrar? Yani çok da vereceğim bir şey, çok da aklımda yok yani. O zaman yani... Peki... Bu kötü dünyayı görmediğin için kendini şanslı addediyor musun? Valla şanslı falan addetmiyorum. Ama yani zaten her türlü kötülükten de duyarak da haberdar oluyorsunuz. Yani haber açıp izlemek yeter. Dinlemek diyeyim. Şimdi ne izliyorsunuz diyecekler. Bir şeyden bahsedecektim. Ha, bir de insanların görememekle ilgili bakış açısı da çok ilginç. Mesela işte kişisel bakımınızı bile yapamayacağınızı düşünüyorlar. İşte siz nasıl üstünüzü giyiniyorsunuz, nasıl yemek yiyorsunuz gibi, ya da işte evin kapısını nasıl açıyorsunuz gibi sorular da çok geldiği için, ya da işte yanınızda biri kalıyor mu, ya tek başınıza nasıl yaşıyorsunuz? Hani ben bu kanalla ilgili de değil, bir ortama giriyorum, ya sen zor olmuyor mu tek başına? Biri yardımcı oluyor değil mi? Mesela işte ablam çocuk sahibi olduğu zaman, ablam da görme engelli, anneme sürekli sen bakıyorsun değil mi, sen bakacaksın değil mi? Annem hayır diyor, ona inanmıyorlar bile. Hani kendi büyüttüğüne bile, çocuk büyütebileceğine bile inanmıyor insanlar. Biraz ondan da görememeyi seçiyor olabilirler. Olabilir. Bak ne demişler. Yapma evet. Yaşa, parayı o kadar sevdiğini bilmezdim. Ya arkadaşlar şimdi yani görmek için o kadar bedava çalışamam yani. Ya bir de ben şöyle düşünüyorum. İnsan biraz yaşamanın tadını da çıkarmalı. Ben bedava çalışacaksam, hiçbir para kazanmayacaksam ne yapacağım yani? Gezmek falan istiyorum yani. Öyle görmeyi vermişler, ondan sonra öyle bir şey olmuş. Olmaz öyle şey. O zaman para birinci koşulun. Yani şöyle, tüm maaşımı vermem, yarısını veririm. Dörtte üçünü verir miydim? Yok, o kadarını da vermem. Yani... Bilmiyorum, olursa bakarız arkadaşlar ya. Öyle bir şey çok da mümkün değil. Yani öyle bir ümidim de yok. Beklentim de yok hayattan. Çalışmak şart mı diyorlar bak. Çalışmayıp ne yapacağım para kazanmadan? Bir de diyor ki Ayşe Hanım çalışmıyor diyor. Çalışmıyor musun? Yo, çalışıyorum. Çalışıyormuş. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak çalışıyorum yaklaşık 2 yıldır. Kurumumuz bir kamu kurumu. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, duydunuz. Hukuk mezunuyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020 yılında mezun oldum. 2016 girişliyim. 3.67 ortalamayla mezun oldum. Böyle. Yani tebrik ediyoruz yaptığınız bu açıklama için. Teşekkürler. Tebrik etmeniz için söylememiştim. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi eksik etmeyin. Sanki eskiyi kadar çok beğenmiyorsunuz gibi. Evet, bizi sevmiyorlar eskisi kadar aşkım. Neden acaba? Çünkü eskisi kadar video atmıyoruz. Ondan olabilir. Peki beğeni alamamak mı daha zor? Görememek mi? Ya, tabii ki görememek. Ya işte bazen de şey algısı Zeki oluyor. Zeki demiş ki abla beni çok sıkıntılıyım, bana dua eder misin? Neden ki? Ben... Evet, Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Ya şöyle, bana da dua edin arkadaşlar ya. Ben de bu aralar biraz sıkıntılıyım. Görme engelliyle engelli olmayan birinin evliliği nasıl olur? Çok var arkadaşlar. Belki bir konuğumuz olur. Konuk alabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Evet. Yani. Aktif avukatlık yapıp davalara katıldın mı? Ne? Aktif avukatlık yapıp davalara katıldın mı? Hayır. Yani ilk çalıştığım yer. Zaten 2020 mezunuyum. 2022'de de kuruma başladım. Ama onu deneyimlemek isterdim. Olmadı. Nasip değilmiş.
Bakalım. Peki ileride avukatlık düşünür müsün? Onu da bilmiyorum. Ya şöyle, ben bir kendime arayış sürecine gireceğim. Ama yüksek lisans tezimi bitirmem lazım önce. Sonrasında bakacağız. Ya sonrasında bakacağız derken gelecek planları yapacağım sonrasında. Önce birinci, o zaman şu andaki birinci hedefin tezimi mi bitirmek? Ya hedefim tezimi bitirmek ama tezimin biteceğine çok inanmıyorum ama yani şöyle, hayatta elinizden geleni yaptıktan sonra başarısız olacaksanız da öyle olmak. Yani başarısız olacaksam da onurumla başarısız olmak istiyorum. Ama inşallah biter. Çok Ka emek verdim. ka kaçtı biliyorsun? Türkçe biliyorum. Başka? İngilizce çok iyi bildiğimi düşünmüyorum. Yani YDS'den 70 aldım tabii bu kuruma girmek için ama o bir gösterge değil bence. Sen kaç dil biliyorsun? Ben de Türkçe biliyorum. Onda da işte arada kızıyorsun şöyle deme diye. Aşkım, kızmıyorum ben. Yani evet, görememenin çözümü yok falan demişler yorumlarda öyle. Bak ya, yorumlar üzerinde ya, bu konuda söylenecek başka şeyler de var gibi düşünüyorum da Ya ondan. bu konuda genel olarak söylenecekler bunlar aslında. Ama bir tane yorumda görme engelli bir arkadaş görememeyi seçmezdim falan gibi şeyler de Ya biliyorum şöyle dediğin gibi aslında benim kişiden merak kişiye. ettiğim iki boyutu var. Birini zaten söyledim. Bizim kanal dışında bir anket yapılsa nasıl bir sonuç çıkardı? İkincisi görme engelliler bir anket yapsa nedirlerdi acaba? Evet, görme engeller özelinde bir anket de yapılabilir. Ama onu nasıl yaparız? O sonuçlarından emin olamayız. Yani. Yani ama dediğim gibi ben şaşırdım. Ama ben görmenin ne demek olduğunu bilmeyen bir insan olduğum için şaşırdım. Aynen. Şaşırtıcı geldi. Bak. Yorumlarda ne diyorlar aynen. Ben çok konuştum. Recep abi iki dil biliyor. Biri Türkçe, diğeri aşkın dili. Çok iyiymiş Helal olsun ya. Suat Bey. Recep abi futbolcu olmak ister miydin? Arkadaşlar biz küçükken hacı diye koşardık sokaklarda. Gerçek mi bu, şaka mı aşkım? Gerçekten ya. O zamanları gördüm işte. Benim küçüklüğümde hacı vardı. Galatasaray'da. Ayşe ablanın diksiyonu çok iyi, ders mi aldı? Ders almadım ya. Ama böyle yorumlar, diksiyonu çok iyi denince ben mutlu oluyorum. Öyle bir şey var. Hiç görmeyen arkadaşınız var mı? Var Tabii ki. arkadaşlar. Ama yani gören arkadaşımız da, çok görmeyen arkadaşımız da var. Var yani her ikisi de. Ya mesela bazı görme engeller sırf görme engellerle takılıyor. Bazıları da böyle görme engellerle takılmayıp onu marifet falan sayanlar da var. Biz ikisinden de değiliz yani. Arkadaşlık görmekle görmemekle olacak bir şey değil. Karakterini severseniz bir insanın arkadaş olursunuz. Neyin? İnsan. Biz yani arkadaşlığın diyorum. Görmekle görmemekle ilgisi yok. Evet, Galatasaraylıyız. Ayşe de Fenerbahçeli. Ya ama ben öyle çok takım, yani çok fanatik Evet. değilim arkadaşlar. İki ay önce Fenerbahçeli fanatiydim diyordu arkadaşlar. Fanatik demedim hiçbir zaman hayatımda ben. Bir çocukken fanatiktim. İşte Mayıs yaklaştıkça Fenerbahçeli değilim falan der. 15 gün sonra zaten ilgilenmiyorum der. Yok Seneye ya. tekrar. Arkadaşlar uyduruyor. Ben hiçbir zaman fanatik olmadım. Yani çocukken böyle Fenerbahçe'yi savunurdum falan da, o kadar yani. Bana ne, çok da umurumda olan konular değil. Yani yorumları dinleyip bir taraftan da kafanız karışmıyor mu? Karışıyor arkadaşlar işte. Açıdan fırça yiyorum. Yok dikkatimi dağıtma falan diye soruluyor. Arkadaşlar beni çok kötü bir Neyi insan olarak göstermeye çalışıyor. İnanmayın böyle şeylere kanlı. kötü olarak değil ya. Neyse, bir şey demiyorum. soru söylüyordum. Hangisiydi? Bilmiyorum hangisiydi. Yani düşünüyorum. Evet bak Suat Bey yine doğru bir yorum yapmış. Evet. Şampiyonluk gidince fanatiklik de bitti. Yok ya, işte hiçbir zaman değildim. Peki şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar Ayşe ile ilgili bir bilgi daha veriyorum. Hangi bilgiyi Ayşe vereceksin? aslında herkes biliyordu da bir daha üstünden geçelim. Evet. Ayşe eşit ağırlıkta Türkiye 25.si oldu ÖSYM'nin sınavında. Doğru mu? Doğru. Neden bunu söyledin ki? Peki Ben eskiden bunu söylemeye çok utanırdım. Artık utanmıyorum. Fenerbahçe şampiyon olabilir Ya aşkım, oradan oraya mi? ne diye bağlayacağım? Fenerbahçe şampiyon falan olmaz yani. Ya nasıl olmaz? Matematiğini değil mi senin? Matematiksel olarak olur da gel. Yani bana şimdi matematiksel olarak sorarsan matematiksel olarak olur.
Fiili gerçeklik koşullarında olmaz yani. Ama niye olmaz? Mesela ben şimdi Galatasaraylı olsaydım. Galatasaray olurdu çünkü. Galatasaray son anda şampiyon olabilen bir takım. Fenerbahçe olamıyor mu? Bence olamaz. Çok futbol olan anlamıyorum ama ben bu konularda yorum yapmamalıyım. Her bilmediğimiz her konuda da konuşmaya gerek yok. Niye konuda? Yani şöyle bilmediğimizde bilmiyorum diyebilmeli insan. Bilmiyorum. Aşkım bu futbol yani. Bunun bilmemek çok önemli değil ki. Öyle mi diyorsun? Yani. Yani konuşanlar da bilmeden mi konuşuyor? Yani. Fenerbahçe'de 25. olabilir. Öyle olmaz. Arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Evet yani. Kendini merak ediyor musun? Hiç görmek ister misin? Ya işte ya şöyle merak etmiyorum ama görmek isterim. Yani nasıl diyeceksiniz? Yani durup düşünüp acaba benim tipim nasıl falan demiyorum. Çünkü görmenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Bilsem belki derdim. Yani belki ben Recep'in yerinde olsam işte 10 yaş, 12 yaşında diyelim ki ya 15 yaşında gözlerimi kaybettim. Derdim ya acaba değiştim mi nasıl oldu falan ama ben şimdi kendimi hiç görmediğim için bilmiyorum yani. Çok merak etmiyorum. Yani sahip olmadığınız bir şeyi yani onun yokluğu size daha kolay gelir diyeceğim. Yani fakirlikten ölüyorsunuz. Her sabah işe helikopterle gidemedim diye üzülüyor musunuz gibi mi? Evet evet aynen. Ya şöyle yani mesela şunun gibi. Şimdi ben göremedim hayatımda hiç. İşte uçmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor musun? Hani onu ne kadar merak ediyorsam kendimi de o kadar merak ediyorum açıkçası. Tam olarak böyle. Çünkü benim için görmek şu an uçmak kadar imkansız. O yüzden. Sen merak ediyor musun kendini? Görmek ister miydin? Ya şöyle acaba ben görmeyeli ben görmeyeli bana ne oldu acaba ya? Değil mi işte onu düşünür ya, insan yani. Ben de önceden görüyor olsam düşünürdüm. Arkadaşlar kendimi görmeyeli yıllar oldu. Hatırlıyor musun kendi tipini? Hayal meyal. Adam kendi tipini unutmuş arkadaşlar. Hayal yani ondan sonra diyorsunuz ki kimi görmek istersiniz? Kendimizi görmüyoruz ki. Yani doğru diyorsun. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ama Ayşe Hanım dedi ki sohbeti çok özledim dedi canlı yayını. Aa evet bak ben o konuda konuşacaktım. Arkadaşlar ben de artık böyle ya ben gerçekten sizleri çok özlemiştim. O yüzden bugün aslında biz bunun videosunu çekecektik ama canlı yayını açalım dedim. Çünkü böyle etkileşim halinde olmayı çok seviyorum. Ve Bela bir süre canlı yayın yapmayınca canlı yayın yapmayı özlüyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Aynen öyle güzel oluyor. Duygularımızı ifade ediş biçimimiz arasındaki fark şu an ortaya çıktı. Bazıları da gece bir şeyler seslendiriyor. Nasıl yani? Ya arkadaşlar dikey modda beğenme kısmı normal moddaki gibi değil galiba. Onu anlatır mısınız? Biz de anlatalım. Bazıları da soruyor zaten nereden beğenelim diye. Benim bildiğim kadarıyla da başka kişilerin yayınlarında da duymuştum. Normal videolarda olduğu yerde değil beğenme tuşu diyebiliyorum. Peki şu an kaç kişi izliyor? Şu anda bakayım. 404 kişiyiz. Evet arkadaşlar. Anlat teşekkürler. Dua eder, dua beklerim. İnşallah. Görüşürüz. Ne görüşürüz? Biri öyle demiş. Aşkım sen görüşürüz deme mi? Sorular neden okumuyorsunuz demiş. Neden okumuyorsunuz? Bilmiyorum. Recep Bey. Bilemedim. Çünkü soruyu muhtemelen kaçırdım. Görmedim. İşte bir de biz görmek kelimesini kullanınca çok tuhaf karşılıyorlar. Yemin ederim görmedim. Desem gün olur mu? Vallahi bilmiyorum. Bana şimdi öyle derin sorular sorma zaten. İşten geldik yorgunuz. Aleykümselam. Azerbaycan'a sevgiler, selamlar. Evet, Azerbaycan'dan çok izleyen var bizi. Teknolojinin bu kadar gelişmediği eski dönemlerde kör olmak zor olur muydu? Bence olurdu. Daha zor olurdu. Şöyle arkadaşlar, şimdi hukuk mezunu olan biraz daha böyle hani ileri yaştaki görme engelli arkadaşlar hep şunu söylüyor. Şimdi biz
kitap okurken kitabı taratıyoruz tarayıcıyla. Eğer Word formatına getirdiysek onu bilgisayarda sesli programla dinliyoruz. Ama eskiden bilgisayar yoktu, telefonlarda sesli program yoktu falan filan. Şimdi o yüzden 1990'larda falan mezun olan arkadaşlar hep böyle, bir de kalın kalın olur ya hukuk kitapları. Yani insanların peşinde koşardık falan diyorlar. Gerçekten kolay bir süreç değilmiş. Bence teknoloji körlüğü kolaylaştırdı denebilir yani. O zaman bu noktada çok önemli bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Telefonunuzun sağ köşesinde 3 nokta varmış. Ona tıklarsanız beğenmeyi göreceksiniz. Beğenin arkadaşlar lütfen. Evet. Çok önemli bilgi için sana teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Endonezya'dan selamlar. Endonezya mı? Öyle dedim. Ya arkadaşlar benim hep böyle liseden beri Endonezya'ya gitmek gibi bir hayalim var. Neden Endonezya bilmiyorum ama o yüzden Endonezya deyince ilgimi çekti. Ayşe ablasının Recep abinin sevmediği boyu var mı? Bu tür konulara başka bir şeyde konuşabiliriz aslında. Biraz bir daha tane kendimizden. Söyle. Sana mı sordu, bana mı sordu? Yok, sana sordu benim sevmediğim. O zaman ben söylemeyeyim. Şimdi burada kavga etmeyelim. İsrail Nurlar hiç duydunuz mu, okudunuz mu? Arkadaşlar, bazı arkadaşlar var. Yorumların hepsinden İsrail Nur'dan bölümü yapıyorlar. Okumadıysak bile okuyoruz artık falan demiş. Ya duymuştuk, okumuştuk da. Yani hepsini okumadık. Ben tam hakim değilim. Neolik gelişmeleri. Ne? Neolik gelişmeleri. Yapay zeka falan mı acaba, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de Milli Eğitim uzmanıyım arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndayım. Hindistan'dan bile izleniyorsunuz. Şaşırtıcı ve evet, mutluluk verici. Endonezya'nın insanı acayip insancıl oluyormuş. Ya evet, o bence doğru. Çünkü biz yani şöyle, ben lisedeyken iki kere Umre'ye gitmiştim. Allah kabul etsin, böyle şeyleri söylemeyi çok sevmem ama. Orada böyle... Yani en kibar milletler yani Türkler ve Malezyalılar ve Endonezyalılar olarak görülüyordu genellikle. Yani biraz daha hani kültürel olarak da nasıl ifade edeyim? Daha yakın geliyordu bize Endonezyalılar oraya gittiğimizde. Aynen. Yani insanlara olan davranışları falan daha kibardı. Nurullah Bey Londra'dan takip ediyormuş. Selamlar. Selamlar gönderiyoruz. Evet. En beğendiğin yazar kim? En beğendiğim yazar. Hı hı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı severim. Sabahattin Ali'yi severim. Dostoyevski falan. Rus edebiyatını severim. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Senin? Ben de Ahmet Hamdi'yi severim. Reşat Nuri'yi bir ara çok okurdum. Ben köy edebiyatını falan çok severim. Bazen tarih romanları. Hmm. Var ya, benim bayağı var. Yani benim de bayağı var da. Bu aralar kanallaşmaya nasıl karar verdik arkadaşlar? Bununla ilgili bir seri yapacağız. yapacağız deyip de yapmadığımız serilerden biri. Bu şekilde. Yani kanallaşmaya karar verdik bir anda. Aleykümselam. Kim aleyküm selam dedi. Selam verinler. Bir anda aleyküm selam dedin ama. Yani selam verenlere dedim. Arkadaşlar 3 noktaya basıp beğeni yaptınız mı? Ya bence bu konuyla ilgili konuştuğumuz şeyler eksik kaldı ya. Haksız mıyım? Yoksa her şeyi söyledik mi? Ne eksik kaldı? Ne yapalım? Bilmiyorum. Ya keşke yorumlardan bazılarının, yine plansız gittik var ya. Ya çünkü şöyle konuşacaklar. Konuştuk hani, niye önde çıkabileceğini tahmin ettik. Sen şaşırdığını söyledin. Ben şaşırmadı mı? Bilmiyorum. Kanaldan para kazanabiliyor musunuz? Yok arkadaşlar, daha değil. Ya daha değil derken aşkım. Şimdi şöyle. Yani kazanıyoruz ama henüz masraflarımızı bile çıkarabildiğimizi düşünmüyorum. Desek daha doğru bence. Evet. Yaşar Kemal'in kitaplarını okudunuz mu? Yaşar Kemal severim ben. Severiz. Bir tane daha... biz beraber bir kitabını okumuştuk. Bir tane çocuk vardı. Kim? Salih. Al gözüm seyri. Le Salih. Aynen, onu okumuştuk. O kitap bence çok güzeldi. Recep beğenmedi ama ben beğenmiştim. Aynen. Çünkü çocuğun dilinden, yani çocuğun gözünden anlatıyor. Ben de böyle çocukların
Yani o dünyası ile ilgili bir kitap olması sebebiyle sevmiştim. Bir kitabını daha okumuştum Yaşar Kemal'in ama onu da ismini unuttum. Öyle öyle. Neyse saat 22:35 olmuş arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi Sizleri ki özlemiştik. bu canlı yayını açtık. İyi ki sizlere seslenebiliyoruz. İyi ki başka ne yaptık? İyi ki bizimle beraber bu yayında bize eşlik ettiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Dur, hemen selamlama da. Ne? Sen Neden? konuşmaya devam et. Neden? Kapatacağım ya. Ha, evet. Arkadaşlar şimdi Recep canlı yayını kapatırken size son sözlerimizi iletiyoruz. Bu sırada bence insanlar yavaş yavaş çıkıyor. Aynen. Katılımlarınız için teşekkür